Yani dışarı hiçbir şekilde güvenli hale gelmedi. Kalmadı yani gündüz vakti bile herhangi bir yerde farklı bir insana işlenen suçta orada bizim de bu şekilde zarar göreceğimiz bir toplum içine geldik. Dünden beri kaç yerde bu şekilde kadın cinayetleri oldu. Gerçekten artık devletin bu tarz suçlara acıcı cezalar vermesi gerekiyor. Yani nereye kadar kadınla çocuklara bu şekilde şiddet uygulanacak veya ölümcül vakalara sebep olacak. Yani birine ben artık bunlara bir son denilmesi lazım. Hani gerçekten güvende değiliz yani. Dışarı çıktığımızda illa bir erkekler mi çıkmamız lazım? Bu suçu işleyen sonuçta yine bir erkek oluyor. Bir kadın bir kadına zarar vermiyor veya bir kadın bu cinayetleri işlemiyor. Yani yanımızdaki erkeklere artık şüpheyle bakacak duruma geldik. Gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Bu konuda hani sözün bittiği yerdeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Çocuklarımızı okula göndermeye bile artık korkar olmuşuz. Sokakta yürümeye zaten bunları hep geçtik artık. Hele bu geçimsiz aileler yani anlaşamıyorsanız kardeşim boşanın. Ne gerek var öldürüyorsunuz, ne gerek var kırıyorsunuz. Hem çocuk hem kadın hem hayvan. Bir de hele biri korkup böyle bir şey yapabilir mi? Aynen. Ya da hiç kanmasınlar. Güzel bir ceza yesinler. İki gün sonra salıyorlar bacım. Milletin canı acıyor, evladı gidiyor, karısı gidiyor. Adam iki gün sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarıda. Sonra nedir işte? Aile geçimsizliği. Adalet yok. Türkiye'mizde adalet yok. Adalet olsa bu şekilde ölümler olmaz. Kadın ölümleri olmaz bu şekilde. Her an bir silah saçabilirler bize. Yani her an olabilir. Güvenliği yok. Kadının güvenliği yok. Güvencesi yok kadının yani. Çünkü kadın öldürmek çok kolay olmuş Türkiye'de. Şu an yasaların tam olarak yerine getirilmediği kadın cinayetlerinin Türkiye'de özellikle yoğun olduğunu 6284 yasa 6284. yasanın zaten kadınlar tarafından kabul edildiğini ama devlet yönünden iptal edildiğinden dolayı biz bundan yana çok korku içerisindeyiz. Ben ileride çocuğumu nasıl bir erkeğe emanet edebileceğimi bilmediğim için belki onu evlendirmeyi bile düşünmüyorum. Tam tersi kendi mesleğini olsun diyorum. Sonra düşünüyorum da bekar olup da meslek sahibi olan doktorumuz, hemşiremiz, öğrencilerimizin de katledildiğini görüyoruz. Tabii ki bu katillerden sonra katil zanlılarının çoğunun hani takım elbise giyip de indirim veya hani hakimin insafına kalmış durumda. Böyle özellikle devletin çok böyle caydırıcı bir anayasa düzenlenmesini istiyoruz. Yani şu an anayasanın kaçıncı maddesi bilmiyorum ama 6284. yasayı ben de onaylıyorum. İstanbul yasası diye herhalde geçiyor kadını koruma. Ama o yasanın yeniden yürürlüğe girmesini ve caydırıcı olarak kısasa kısas da istiyorum. Hani nasıl diyorlar ya kısasa kısas. Benim canımı yakanın canı yansın isterim. Kadınların artık canı yanmasın. Az önce bile buna da şahit olduk. Okumuş astsubay kendi eşini ve çocuğunun yanında, küçük çocuğunun yanında katletti. Yani biz bunları artık görmek istemiyoruz. Bunun yorumu bile yapılamaz ki. Tam bir vahşet. İnsanlar cahilce yetişmiş, cahillik yapıyorlar. Böyle yapmakla ellerine ne geçiyor bilmiyorum ama hepsi yürekler acısı. Yazık yani. Onların da anneleri var. Onların da bacıları, kardeşleri var. Yani insanlara zulmetmek niye? Ben anlamıyorum ki. Güzel güzel anlaşabilirler. Her şey yoluna girebilir. Dünyanın da çivisini çıkarıyorlar. Yani herkese kötü örnek oluyorlar. Yapmasınlar. Cezalandırmaları gerekiyor. Yani hem de çok güzel bir cezayla cezalandırmaları gerekiyor ki geri adım atsınlar. Caysınlar. Caydırıcı olması gerekiyor verilen cezanın. Yani öyle sadece ifadesi alınıp sorguya çekilip idari para cezasıyla ya da imzalı şeyle serbest bırakıp olmaz yani. Böyle insanlar vazgeçmez bu işle. Nasıl olsa bir daha giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Yapacak bir şey yani bu konuda yok. Ama dediğim gibi her şey devletin elinde. Bence caydırıcı cezalar olmalı.